Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski resmi Instagram hesabından Sabah gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım'ın Kiev'de çektiği fotoğrafı paylaştı. Uğur Yıldırım'la A Haber ekibinden Damla Karasu konuştu. Rusya-Ukrayna savaşında çektiği fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine oturdu. Sabah gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım. Kendisi şu anda yanımızda. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Orada neler yaşadınız? Gördüğünüz şeyleri fotoğraflara nasıl aktardınız? Yaklaşık 40 gün Ukrayna'daydım. Savaşı takip etmek için bölgeye gitmiştim. Mariupol'de, Lviv'de ve Kiev'de bulundum. Savaş herkes için zor. Savaşanlar için zor, siviller için zor, kadınlar için zor, çocuklar için çok zor. Tabii bizim için de çok zordu. Ben de bu süre içerisinde savaşanlardan ziyade savaş mağdurlarına, savaştan geri kalan insanların hikayelerine odaklanmaya çalıştım. Onların fotoğraflarını çekmeye çalıştım. Onların hikayelerini anlatmaya çalıştım. Orada peki şahit olduğunuz anlar arasında en çok üzüldüğünüz şey neydi? Birçok şey var tabii ki bunlar arasında. Mesela bir kadın doğum hastanesine gitmiştik. Saldırılar yüzünden, Kiev'deydi hastane, saldırılar yüzünden bütün kadınlar sığınaktaydı. Bir odanın içerisinde onlarca kadın, bir tarafta doğum yapan kadınlar, bir tarafta yeni doğmuş çocuklar, çığlıklar. Orada Türkçe'de bilen Anastasia diye bir kadın vardı. Uzun yıllar Türkiye'de de yaşamış. Doğumu bekliyordu. Onunla çok uzun sohbet etmiştik. Orası etkileyiciydi. Metrolar yine aynı şekilde. Yani şehir bütün gece bombalanıyor, sirenler çalıyor. Metrolarda bekleyen insanların hikayeleri ilginçti. Göç edenler vardı, yer değiştirenler vardı. Ülke içerisinde başka yerlere ya da ülke dışına çıkan insanlar vardı. Özellikle Kiev garı, Lviv garı bu anlamda çok dramatikti tabii. Dramatik fotoğraflar da olmuştu. Peki Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de sizin çektiğiniz bir fotoğrafı paylaştı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii benim için gurur verici. Yani Sabah gazetesinde çalışıp yani bunu başarıyı elde etmek ya da bu fotoğrafın görünür olmasını sağlamak, Cumhurbaşkanı'nın paylaşması önemliydi benim için. Gurur vericiydi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sabah gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım yanımızdaydı. Biz ondan Ukrayna'da neler yaşadığını öğrendik. Sözü tekrar merkeze bırakalım.